Kriptolevent Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi geçen gün, hatta 2 gün önce zannediyorum, bir Telegram kanalımda bir anket açmıştım. Bu anketin sonuçları çok enteresan bir şekilde %42, %42 şeklinde XLM Ethereum ADA ve HAT Ethereum Matic şeklinde beraberlikle sonuçlandı. Ben de bu oylarınıza saygı duyarak bütün şu coinlerin, yani 1, 2, 3, 4, 5 tane coin'in analizini yapacağım. Tabii ilk önce bir Bitcoin tarafıyla başlayalım. Şimdi Bitcoin tarafında aslında işler hala aynı şekilde devam ediyor. Sular durgun. 7700'e doğru bir yaklaşma süreci aslında yavaş yavaş da olsa sürüyor. Buradaki şu minik desteği birazcık aşağı kırmış gibi aslında bakarsanız. Orada tutunmaya çalışıyor gibi ama onun da çok etkili olmayacağını zaten söylemiştim. Şuradaki mumda gördüğünüz gibi dünkü 18 Ekim mumunda en düşük seviyesi 7816 şeklinde görülmüş. Bizim buradaki desteğimiz 7740-7780 arasında dolanıyor aslında bakarsanız. Şimdi şurada 7800'de kalan işte mumlarımız var. Şurada mum dipleri falan biraz 7800'ler dipleri ama onlara çok fazla güvenmeye gerek yok. 7740 ile 7780 arası civar o kısımlara bir takip etmemiz gerekiyor. Orası kırılırsa aşağı gidiş sürecimiz hızlanabilir. 6400'leri görebiliriz. Yukarıda ise yine 8800 seviyeleri bizim direnç seviyemiz olarak yerini koruyor. Şimdi BIST 100'de belki Twitter'dan takip edenleriniz vardır. Şöyle bir shark formasyonu olduğunu söylemiştik. İlk mumu açmıştı. Güzel dedik. Tam dönüş yeri 1.13 seviyesinden gerçekleşti. Aynı zamanda zaten 1.13'e gelmeden önce 886'dan bir tepki verdi hemen şurada tam olarak. 1.13 akabinde 1.13'e tekrar bir dönüş yaparak buradan yukarı doğru tepkisini verip ve burada bir gap oluşturup TP1 dediğimiz seviye, yani Take Profit 1 seviyesini, ki bu 0.382 seviyesidir. Orada da bir gap oluşturarak buraya ulaştı ve piyasayı bu şekilde kapattı. Yani 98.415 seviyesinden kapattı. Şimdi bunlar ekstra olarak analiz videosuna eklediğim şeyler. XRP tarafına gelirsek, eğer XRP tarafında bir desteği doğru dönüş gözlemliyoruz. Burada tahmin ediyorum ki eğer ki şuradaki destekte tutunamazsa, yani 35-70 seviyelerinde tutunamazsa, ki tutunamayacak gibi görünüyor, yine de takipte olalım. Bu yükselen trendini bir test etmek isteyebilir. Hala yani şurayı kırmadığı sürece, şu mavi çizgimizi kırmadığı sürece, yani bu da nelere denk gelir? 35-14 ya 35 seviyeleri diyelim. Daha doğrusu 33.500 seviyede dersek daha doğru olur. Orayı aşağı kırmadığı sürece XRP'de hala yönümüz yukarıdır arkadaşlar. Şimdi anketten çıkan sonuçlara göre Stellar'la başlarsak eğer, Stellar'da aslında gidişi gayet güzel. XRP'nin ilk başlangıç seviyelerine benziyor. Bir süredir bu, şuraya bakarsak eğer, 12 Eylül 2019'da başlayan bu yükselen trendi hala devam ediyor stabil bir şekilde. Şurada bir yukarı doğru hamle yapıp şuradaki üst direncine takıldı, ki bu da 894, yani 890'lar diyebiliriz. Hala trendine yapışık bir şekilde gidiyor. Bunda desteğimiz 775, dirençlerimiz 1274 ve 1545 şeklinde. Burada şöyle bir durum var. Yükselen bir üçgen olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir kere yukarı denedik. Aslında ben yükselen üçgenlerde veya bütün formasyonlarda hem desteğin hem de üst direncin birkaç kez test edilmesini daha çok seviyorum. O şekilde daha iyi çalıştığını düşünüyorum, test edilmeyen formasyonlara göre. Şimdi burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bu yükselen üçgenin yüksekliği ile şuraya aldığımız zaman 1274 seviyesini yine gösteriyor. Bu aynı zamanda bakın görüyorsunuz, daha önceden, yani ne zaman? 13 Mayıs 2019'da test edilen bir seviye. Bu güzel, enteresan bir tesadüf mü? Tabii ki tesadüf değil. Bunlar genelde işte teknik analizde karşılaştığımız, çok sıkça karşılaştığımız güzel karşılaşmalar aslında bakarsanız. Çok da tesadüf değil. Dediğimiz gibi bu şimdi 890 seviyelerini yukarı kırmamız halinde 1274 Satoshi civarlarına gelmesi, burayı da kırması halinde 1545'lere kadar yükselmesi muhtemeldir arkadaşlar. 770 seviyelerini ise korumamız gerekiyor. Yani şu yükselen trendi koruduğumuz sürece Stellar'da da yönümüz yukarı. Ethereum tarafına gelirsek eğer, ha şöyle
sitelerde söylemeyi unuttuğum bir şey var. Burada gördüğünüz gibi hem yükselen trendine yapışık giderken trend, aynı zamanda üst banda da yapışmış durumda, Bollinger bandı da. Bu benim sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Burada böyle minik minik aşağı doğru hareketler görsek de gördüğünüz gibi üst bandı sürekli zorluyor. Yani artı 2 sigmayı ya da artı 2 standart sapmayı dersek daha doğru olur herhalde. Daha anlaşılır olur. Üst bandı yapışık gittiği zaman yönümüz, trendimiz hala yukarı diyebiliriz. Ethereum tarafına gelirsek eğer, şimdi Ethereum'da şöyle bir durum var. Ethereum biliyorsunuz Bitcoin'le genelde çok paralel hareket eder. Bitcoin nereye giderse Ethereum da onu takip ediyor tabii ki. Biz Bitcoin'i eğer Ethereum takip ediyorsak Bitcoin'in de yönünü mutlaka bilmeliyiz. Onu da takip etmeliyiz. Şimdi Ethereum'da şöyle bir durum var. Bu dönüş yaşadığı yer aslında şu büyük düşüşün 0.382 seviyesine geliyor. Oradan bir red yemiş ve alta doğru tekrar dönmüş görünüyor. Fakat burada tamamen trend aşağı doğru dönmüş diyemeyiz. Şurada bir desteği var. 20.966 olarak bunu söylersek eğer, desteğimiz, direncimiz ise 22.609, sırasıyla 25.321 ve 30.595. Bu 20.966'nın üstünde kaldığımız sürece yönümüz yukarıdır diyebiliriz. Tabi bunu aynı zamanda Bitcoin'le de beraber takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu seviyeyi mutlaka korumamız gerekiyor. Yani şuradan bir destek alıp tekrar yukarı hamle yaparsa güzel bir gelişmedir. Aynı zamanda şimdi ben RSI'da da trend çalışmaları yapmayı severim. RSI'daki trendin aşağı doğru biraz döndüğünü görebiliriz. Fakat burada RSI'nin aynı zamanda yükselen bir trendinin desteği var. Gördüğünüz gibi. Buradan bunun kurtarıp, eğer ki Bitcoin'de izin verirse tabii ki, tekrar yönünü yukarı doğru çevirebilir diye tahmin ediyorum. Evet, HatBTC tarafına baktığımızda ise biliyorsunuz, hatta son birkaç günde çok güzel bir ivmelenme var. Güzel bir impulsif dalga yakaladı aslında bakarsanız. Bunun da devamı gelebilir gibi geliyor bana. Sadece RSI'de biraz böyle şişme, yani overbought bölgesine doğru, yani aşırı alım bölgesine doğru bir yaklaşma var. Belki burada bir süre dinlenmek isteyebilir. Şimdi buradaki bir 13 Satoshi'den dönme durumu var şu anda. 13 Satoshi'de bir şu anda cebelleşiyor orayla. Burası %23.6 ya da 0.2, diğer bir tabirle 0.236 seviyesi diyebiliriz Fibonacci'nin. Şuradaki düşüşün düzeltmesi olarak baktığımız zaman. Bu 13 Satoshi'de bir zorlanıyor şu anda, veya 12 de diyebiliriz. Burası aynı zamanda güzel bir direnç bölgesi ve gerilerden de geldiğini gördüğünüz gibi şurada, hatta Ağustos 2018'de de ve sonraki 20 Kasım 2018'de de buralarda çok oyalandığını görebiliyoruz. Burası sağlam bir direnç bölgesi aslında bakarsanız. Şimdi burada aynı zamanda şöyle bir çanak oluşumu da var diyebiliriz. Biliyorsunuz çanaklar boyun seviyesi, yani neckline kırıldığı zaman çanak derinliği kadar yükselir. Bunu da oranlayıp yukarı aldığımız zaman hedefini 18 satoshiye kadar geldiğini görüyoruz. Eğer kırılırsa 18 satoshiye kadar hatın çıkma durumu var. Burası aynı zamanda zaten yine önceden de sizin de görebileceğiniz gibi sağlam bir direnç bölgelerinden bir tanesi. Yükseliş olarak baktığımız zaman arkadaşlar, yüzdesi %45'lik bir, hatta %46 da diyebiliriz, %46'lık bir yükseliş öngörülebilir buradaki boyun bölgesi kırıldıktan sonra. Fakat sağlam bir bölge burası. Daha fazla hacim desteği gerekiyor. Bunun dışında çok uzun süre 7 satoshilerde oyalandı. Burasını muhtemel bir, yani 7, 8 ve 9 satoshi, bu civarları bir destek seviyesi olarak görebiliriz. Bu direncin aşılamaması durumunda tekrar aşağı doğru işte 10 satoshi, 8 satoshi veya 7 satoshi'ye kadar gelebilme durumu olabilir. Bitcoin'in tekrar bir dump, aşırı hızlı bir şekilde dump yapması durumunda. Ada tarafına gelirsek eğer,
Ada tarafında yani böyle biraz akümülasyon süreci var gibi görünüyor şu bölgede gördüğünüz gibi. Fakat bunda böyle minik bir stabil yükselen trend de var diyebiliriz asıl itibariyle. Bu da yükselen üçgeni biraz oluşturuyor aslına bakarsanız ki hatta bunda şeye göre Stellar'a göre daha fazla test edilmiş de diyebiliriz. Şimdi tabii bütün altcoin'ler BTC ile BTC'nin dominansından dolayı onu takip ettiği için yani Bitcoin'i takip ettiği için bütün altcoin'lerde Bitcoin'in stabil bir şekilde yükselmesi veya yatay hareket etmesi veya işte çok yavaş bir şekilde düşmesini beklememiz gerekir. Eğer altcoin'lerde işlem yapmak istiyorsak Bitcoin'in sert hareketleri aşağı veya yukarı fark etmez. Bütün altcoin'leri kötü etkiliyor biliyorsunuz. Düşmelerine sebep oluyor. O yüzden bütün altcoin'lerde siz işlem yapacaksanız eğer Bitcoin her zaman gözünüzün önünde olsun arkadaşlar. Ada Bitcoin için konuşursak eğer Ada Bitcoin ikilisi 453 Satoshi destek seviyemiz 511 direnç seviyemiz, ilk direnç seviyemiz eğer ki burayı yukarı doğru hacimli bir şekilde kırıp ve tutunmaya devam ederse 639'a doğru gitme durumu var. Şimdi adada şöyle bir durum da var yalnız. Çok gerilerden gelen bir alçalan trend var gördüğünüz gibi. Hani bir laf vardır ya işte alçalanı kırdı mı, düşeni kırdı mı gibi böyle bir sürekli laf geçer. İşte onlardan bir tanesi burada görüyorsunuz. Şuradan itibaren gelen hatta şuradaki mumları da destek olarak kullanmış bir ya daha doğrusu mumların destek olarak kullandığı bir alçalan trend var. Yani şu yukarıdaki 639 desteğinden önce buradaki düşeni de yani bunu yapmak için buradaki düşeni de kırması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca adada şöyle bir durum da var. Bollinger bandında da ciddi bir sıkışma olduğunu görüyoruz şurada. Hatta şöyle bir bakarsak görüyorsunuz. Şimdi şu üstteki trend 511'de yatay destek daha yatay direnç daha doğrusu Bollinger bandıyla o kadar paralel ki göremiyoruz böyle artı 2 sigmayı veya artı 2 standart sapmayı. Buradaki sıkışma bir yöne doğru patlamaya işaret ediyor elbette ama yukarı doğru mudur, aşağı doğru mudur onu bilemeyiz. Şu anki durumda Ada Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketin olduğunu söylemek söz konusu. Çünkü sürekli olarak gördüğünüz gibi şurada higher low'lar görüyoruz. Yani daha yüksek dipler görüyoruz. Fakat yukarıda ise bizim tepelerimiz şurada sadece bir hamle olmuş. Onun dışında tepelerimiz aynı yükseklikte devam ediyor. Bu da bir sıkışmaya sebep oluyor. Eğer ki buradaki yükselen üçgenin çalışacağını varsayarsak buradaki hedefimiz de aşağı yukarı bu ne kadar geliyormuş? 620 yani şuradaki dirençle aynı seviyelere denk geliyor. Buraya kadar yükseliş öngörülebilir. Tabii ki buradaki düşeni kırması halinde. Matik'e bakalım. Şimdi Matik'te şöyle bir durum var. 0.5 tane Matik BTC ikilisine bakıyoruz. Bu arada incelediğimiz bütün şeyler coin'ler arkadaşlar günlük grafiklerde bakıyoruz ve lineer grafikte bakıyoruz. Biliyorsunuz önceki baktığım grafiklerde bazılarında yüzdesel oranları da görmek istediğimden dolayı özellikle Bitcoin'in Bitstamp grafiğinde yüzdesel artışları da görmek istediğim için önceki logaritmik grafiği kullanıyordum. Logaritmik grafiği de buradan açıp kapatıyoruz. Şimdi Matik'te bu güzel impulsif dalganın ardından tekrar bir desteğe doğru dönüş gözlemliyoruz. Fakat bunun tabi aslına bakarsanız red 7 yerde çok manidar. Şuradaki tepenin 0.5 seviyesine denk geliyor. Yani yarısına kadar yükselmiş en son böyle büyük düşüşün yani kaçlardan bu 348 satoshilerden yükseldikten sonra şu anda 171 satoshi'de varlığını koruyor diyebiliriz ama aslında çok da koruyor diyemeyiz. Sürekli olarak düşük tepeleri yani lower high'ları burada görebiliyoruz ve lower low'ları da görebiliyoruz. 146 satoshi destek seviyemiz, ilk destek, ikinci destek seviyemiz ise 123 satoshi. Burada şöyle bir şey olabilir mi diye acaba aklıma geliyor benim. Belki bu yükseliş ve düşüş burada bir AB eşittir CD acaba yaratıyor olabilir miydi, olabilir mi diye düşünüyorum. Tabii bunu söylemek için çok erken. Eğer ki arkadaşlar şöyle şunu ayarlayalım şöyle tamam. 0.618 seviyesi şu çizginin olduğu yere geliyor
denk geliyor hemen. Bu da aşağı yukarı 158 satoshilere denk geliyor. Eğer ki buraya kadar gerileyip burada tutunmaya devam ederse, ki bu aynı zamanda buradaki bir destek seviyesidir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle birazcık daha aşağı alalım. Yani şu kısımlardan da bir destek alaraktan yukarı doğru yönünü çevirebilir. Eğer ki burada tutunmaya devam ederse, o zaman da buradaki bir 618 seviyesinin, bakın teknik analizin güzelliği bir kez daha burada. Şuradaki de direnç seviyesine kadar tam denk geliyor, bir 618. Bu da kaç satoshiymiş bakalım? 241 satoshiye denk geliyor. Yani şunu takip edebiliriz kısacası. C noktasına geldikten sonra eğer ki burada tutunup yukarı doğru dönmeye başlarsa ve şuradan itibaren mesela işleme girilse ve burada işlemden çıkılsa veya işte geçtim atıyorum biraz yukarı, sonra aşağı doğru döndüğünü ve trendin yönünün değiştiğini görsek, çünkü bu bir bearish AB eşittir CD formasyonudur. Şuralarda bir yerde satılsa tekrar döndükten sonra %35'lik bir kar var. Tabi bu biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle arkadaşlar. Bu bütün yaptığımız analizler eğitim niteliğinde değerlendirilmelidir. Lütfen kendi işlemlerinizi yapacaksanız eğer, başkalarının sözleriyle değil de kendi eğitiminize ağırlık vererek ve teknik analizi öğrenerek işlemlerinize girmenizi tavsiye ediyorum. Beni tanımayanlar için varsa eğer Twitter'dan kriptolevent nickname ile ulaşabilirsiniz. Burada da analizlerimi paylaşıyorum. Bunun dışında bir de Telegram kanalım var. Onun da linki hemen sabitlenmiş tweet olarak, bakın şu kısımda duruyor. Oraya has da o kanala has bazı analizlerim oluyor. Oraya has bazı eğitimler gönderiyorum. Onu da takip etmekte utanmayın, çekinmeyin diyorum. Ne diyeyim başka bir şey. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Bir sonraki analizde görüşmek üzere arkadaşlar.